şey alacaklar biliyor musun? Bilindiği gibi Tarım Bakanlığı'nın kuruluş gayesi zaten eğitim çalışmalarına hız vermek. Kırsaldaki üreticiyi eğitme amacını gütmektedir. Biz Bolu Tarım İl Müdürlüğü olarak özellikle ilçeler bazında hangi ilçede öne çıkan ürün hangisi ise o ürünle ilgili çiftçilerimizi bilgilendirme, bilinçlendirme ve birim alanından daha fazla ürün elde etme ile ilgili eğitim çalışmaları yapıyoruz. 2008 yılında özellikle Seven ilçemizde elma üretimi yaygın olduğu için oradaki üreticilerimizin birim alanına daha fazla ve sağlıklı elma yetiştirmeleriyle ilgili eğitim çalışması yapıp sonucunda da farklı olarak aileleri yarıştırmıştık ve ciddi bir ilgi görmüştük. Ve o yarışma sonucunda da dereceye giren ailelerimize biz hediyeler vermiştik. Daha sonra onlara birer kart verdik ve Bolu'da da elmaları tüketme sunarken Bolu Tarım İl Müdürlüğü teknik personelinin eğitiminden geçen çiftçiler olduğu için onların üretmiş olduğu eğitimde ciddi bir talep olmuştu. Burada bugün oluş sebebimiz de özellikle Mudurumuzun Taşkesi bölgesi. Taşkesi bölgesi özellikle tarımsal açıdan dağlık bir alan olduğu için ve ciddi anlamda da fındık üretimi olduğu için bu sefer konumuz fındık zararlarıyla mücadele ve birim alanında daha fazla fındık elde etme ile ilgiliydi. Bu çerçevede gerek bitki koruma şubemiz, gerek çiftçi eğitim şubemiz bu alanlarda çiftçi ailelerimizle bir araya geldik ve yaklaşık 10 bin dekar alanda 1000'e yakın çiftçimizle eğitim çalışması yaptık. Ve ilk aşamada yaklaşık 29 ailemizi yarıştırdık. Daha sonra finale kalan 8 ailemiz vardı. Bugün burada da bu 8 ailemizi yarıştıracağız. Tabii temel hedefimiz burada özellikle eğitim yayma ve daha ciddi anlamda üretim için çiftçimizin ilgisini çekmek. Özellikle ben burada şunu da ifade etmek istiyorum. Bu eğitim çalışmamıza destek veren kamu kurumları, Milli Eğitim Müdürlüğü, yine Sivil Toplum Örgütü Odamız Gençler Birliği, Ziraat Odamız ve yine ciddi anlamda katkı veren Mudurlu Kaymakamlığımıza ve buradaki üreticilerimiz adına şükranımı arz ediyorum. Temennimiz daha sonraki ilçelerde yine öne çıkmış olan ürünlerle eğitim çalışmalarına devam ettirmek. Tabii kazananlara motorlu çapa makinesi vereceğiz. Alan tabii fındık alanları dediğim gibi dar olduğu için bu çapa makineleri daha rahat çalışacaklardır ve bunlar da üretime katkı vereceklerdir. Finale kaldık. Bugün kazanmayı düşünüyoruz. Kazanacağız. Geçmiş. Seviyorsun şu anda. Biraz heyecan var. Abi de böyle abi kazanırız. Daha önce nasıl başlamıştın? Nasıl müracaat ettin? Fındık bahçelerindeki gülleri toplamak ile başladık. Eksik bilgimiz vardı. Onları gidermek için girdik sınavımıza. Eşinizle birlikte katılıyorsunuz. Evet, beraber katılıyoruz. Evet, biraz da sizden alalım. Neler hissediyorsunuz şu anda? Biraz heyecanlı yani. Heyecanlı. Umut var mı şeyde? Evet. Çapa makinesinde. Var. Var mı? Var. Nasip. İnşallah. Alacağız değil mi? İnşallah. 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 Nasıl başladınız daha önce bu şeye? Müracaat mı etmiştiniz? Seminerden dolayı müracaat ettik. Önce seminer oldu, sonra kayıt olduk. Ondan sonra çalıştık. Ne güzel, fındık üzerine değil mi bu? Evet, fındık üzerine. Yetiştiriciliği üzerine. Fındık var mı sizin bahçede, ne kadar var? 9-10 tane var. 25 dönüm var. 25 dönüm var. Çapa makinesi var mıydı? Yok. İnşallah alacağız diyorsun. İnşallah, nasip. Allah nasip ederse almayı düşünüyoruz. Çok çalıştık çünkü çocuklarla da yemek verdik. Kışın güller için çok uğraştık. Fındık dallarında, bahçelerimizde. Biz inşallah almayı nasip. Evet. Üzerine bir çalışma. Verim artırmak için çiftçilere bir eğitim ve hediye muayetinde çapalama motoru, insanların bu işe daha iyi teşvik etmek için fındıktaki Taşkesli yöresindeki verim düşüklüğünü il müdürlüğümüz tespit etmiş ve bu konu üzerinde bir çalışmalar yapıldı bir yıldır.
Bunun sonucu olarak yarışmaya katıldık ve ilk 8. sıradan 4. olarak girdim. Kazanmak önemli değil, bu tip bir yarışmalara vatandaşı motivasyon etmek önemli olan buydu. Ben de eşime destek olmak amacıyla buraya geldim. Kazanıp kazanmamak önemli değil. Görüşmek. Öğretmen Kulu 5. sınıf öğrencisiyim. Babama destek olmak üzere katıldık. Kazanmak önemli değil, sadece eğlenmek önemli. Bilgi sahibi oldum çok. Bu yarışma... Çünkü ne kadar fındık yetiştiriciliğinde hatalar yaptığımızı kitabı okuduğumuzda, derslerimize çalışmaya başladığımızda anladık. Ondan önce fındık yetiştiriciliğinde körü körüne fındığa hizmet ettiğimizi, körü körüne fındık yetiştiriciliği yaptığımızı öğrendim. Hepinizden Allah razı olsun derler. Yarışmada arkadaşlara başarılar dilerim. Ben de sizi tebrik ediyorum. Bu yaşımızda talebeliğe cesaret ettiğiniz için. Ben Halil Kartal. Başta kaymakamımızda, Saran ilçemizde bu yarışmayı düzenledikleri için teşekkürler. Eksik bilgilerimizi tamamladık. Çok şey eksikliğimiz varmıştı. C 3. masa, C 4. masa, C 5. masa, C 6. masa, C D şıkkı, 3. masa D şıkkı, 4. 6. masa D, 7. D, 8. masamız D. Doğru cevap veriyorum. Evet, doğru cevabımız D şıkkı. 5. masamız
kurulmaktan hayırlı olsun. Şimdi bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Şimdi gelin bakalım. Buyurun. Hadi yukarı çıkan da olalım. Evet. Şöyle aralara al çünkü şöyle. Haydi bakalım. Siz gençsiniz şöyle. Hadi. Evet, şimdi ödül alanlar ve ödül alanlar ve ödül alanlar ve ödül alanlar. Peki, çok teşekkür ederim.